1989 yılının Nisan ayında Bodrumlu bir yurttaş ev yapmak için toprağa temel kazmaya başlamış. Kazı sırasında ortaya 7 adet uzun taş çıkmaz mı? Bodrum Müzesi'nden gelen arkeologlar taşları görür görmez burada bir mezar odası bulunduğunu anlamışlar. Çünkü o bölge eski Halikarnasos kentinin mezarlığıymış. Gerçekten de taşların altına bir mezar odası ve lahit varmış. Lahit eski çağlarda ölünün konulduğu taş tabuttur. Kapağını açınca ne görsünler? Kolları karnına kavuşturulmuş bir insan iskeleti. İskeletin kafatasının yanında altın bir taç duruyormuş.'' Ayrıca boynunda bir kolye, kollarında bilezikler, parmaklarında ise çeşitli yüzükler varmış. Bu görüntüyü izleyenlerin yaşadığı heyecana düşünebiliyor musunuz? İşin bir başka ilginç yönü ise iskeletin çevresindeki toz, toprağın arasında bir fındık faresine ait kemiklerin bulunmasıymış. Anlaşılan zavallı farecik yanlışlıkla lahite gitmiş, çıkacak delik bulamayınca da havasızlıktan can vermiş. Daha sonra iskelet ve altın takılar arkeologlar tarafından müzeye götürülmüş. Yapılan incelemelerde iskeletin 40 yaşındayken ölen bir kadına ait olduğu anlaşılmış. Bu kadın kimmiş biliyor musunuz? Anıt mezarın sahibi Karya kralı Mausolos'un kız kardeşi Prenses Ada. Mausolos'tan sonra kraliçe Artemis ya ölünce Karya'nın yönetimi Adaya kalmış. İyice sabırsızlanan ikiz gezginler hemen giriyorlar prensesin odasına. Onun yaşadığı dönemde kullanılan eşyalarla düzenlenmiş yarı karanlık ve gizemli bir oda burası. Peri ile Ege tam karşılarındaki duvara oyulmuş camlı bölümü aydınlatan ışıkların ortasında duran kadına doğru yaklaşıyorlar. İşte o diye fısıldıyor Ege. Kız kardeşinin kulağına Prenses Ada öylesine canlı görünüyor ki Çocuklar onun bir tür heykel olduğunu inanamıyorlar. Başında altın yapraklar ve çiçeklerden oluşan tacı var. Ayak bileklerine dek uzanan giysisinin her yanı altın parçalarıyla süslü. 2400 yıl önce yaşamış bir prenses. Dost doğru peri ile Ege'nin gözlerine bakıyor o anda. İki kardeş heyecanla ürpererek el ele tutuşuyorlar. Prensesin giysi kıvrımları altındaki göğsü soluk alırcasına inip kalkıyor sanki. Kapalı dudaklarını aralayıp çocuklara sıcak bir merhaba diyecek neredeyse. Odanın bir başka köşesindeki lahit içinde adanın gerçek iskeleti sergileniyor. Bu kemiklerin sahibi karşılarında capcanlı duran şu kadın mı? İkiz gezginler adanın görüntüsünün nasıl elde edilebildiğini çok merak ediyorlar. Anneleri sorularının yanıtını birazdan alacaklarını söyleyip onları kalede çalışan arkeologların bulunduğu bölüme götürüyor. Kitaplarla dolu kocaman bir odada oturan amcanın çağrısı içine üzerine içeri giren Peri ile Ege onunla konuşmaya başlıyorlar. Onlara yakınlık göstererek odasını incelemelerine izin veren bu amca Bodrum Müzesi'nin müdürü. Peri ile Ege'ye Karya Prensesi adanın yeniden canlandırılışı konusunda bilgiler veriyor. Onun anlattığına göre prensesin yüzünü yapmak için önce kafatasının alçıdan kalıbını almışlar. Kemik yapısı bu şekilde belirlenince üzerine kil ile kas dokusu ve deri yapılmış. Daha sonra göz ve saçlar eklenmiş. Böylece adanın gerçeğe en yakın görüntüsü ortaya çıkmış. Bu çalışma İngiliz uzmanlarca yürütülmüş biliyor musunuz? İngiltere'nin başkenti Londra'da Prenses Ada benzeri pek çok mumya ile dolu bir müze var. Orada dünyanın en ünlü kişilerinin, sporcuların, film yıldızlarının ve daha pek çoklarının gerçek insan görüntüsündeki mumyaları duruyor. Aralarında Atatürk'ün mumyasının da bulunduğunu bilen ikiz gezginler bir gün gidip onu görebilmeyi umut ediyorlar. Karya tarihiyle dolu bir gün geçiren Periye ile Ege yorgun argın Akçabük'teki evlerine dönüp yataklarına giriyorlar. Anne ve babalarına iyi geceler demeleriyle uykuya dalmaları bir oluyor. Deliksiz bir uyku çektikten sonra güneşin ilk ışıkları göz kapaklarına değer değmez fırlıyorlar yataklarından. Günaydın Peri, günaydın Ege. Sabah güneşinin pırıl pırıl ışıklarıyla yıkanan balkonda denizin ak köpüklerini izleyerek kahvaltı etmek ne kadar güzel. Bu ikiz gezginlerin denizi, anne ve babaları Ege Denizi onun derinliklerinde oynayan su perilerini düşünerek vermişler çocuklara adlarını. İkiz gezginler o gün çok sevinçli çünkü yalık ya gidiyorlar. Annelerin amcası ailesiyle birlikte yazın orada oturur. Yalık havak Bodrum Yarımadası'nın diğer ucunda yer alan küçük bir köy. Çocuklar hem akrabalarını görecek hem de yöreyi gezecekler. Çabucak hazırlanıp yola çıkıyorlar. Peri ile Ege kimi zaman pembeli morlu çiçeklerle sarılmış bembeyaz tatil evlerinin kimi zamanda sıcağı geçirmeyen taş yapılardan oluşan sevimli köylerin arasından geçerek varıyorlar yalık hava. Bir tepeden izledikleri olağanüstü görüntüye hayran kalıyorlar. Ege denizinin sonsuz maviliğinin kıyısına kurulmuş yemyeşil bir yer yalık kavak. Ağaçların arasından evlerin pembe çatıları görünüyor babaları arabayı yavaş yavaş köyün içine indiriyor. Karayolu deniz kıyısını izlemekte, araba bir süre sonra kıyıdan uzaklaşıp yüksek bir dağa tırmanmaya başlıyor. Sonunda en tepeye ulaştılar işte. Dağın öteki yanı bir başka koya açılıyor. Burada denizi kuş bakışı gören bir tatil sitesi var. İçeri giren ikiz gezginler amcalarının evini buluyorlar. Sevinçle kapıyı açan yengelerine sarılırken ne görsünler? Anneanneleriyle dedeleri de orada değil mi? Birden kulaklarında şen bir kahkaha çınlıyor. Evet yanılmıyorlar. Gönül halanın kahkahası bu. Yaşasın herkes burada diye bağırıyor iki kardeş sevinçle. Gözleri babaanneleriyle Yaşar dedelerini de arıyor. Ne yazık ki onlar İstanbul'da kalmışlar. Hep birlikte balkonda oturup neşeyle konuşmaya başlıyorlar. Herkes ikiz gezginleri ne çok özlemiş. Biraz dinlendikten sonra Hasan amca yüzmeyi öneriyor. Bütün aile kumsala inip denize koşuyorlar. Denizin dalgalı olması Peri ile Ege'nin çok hoşuna gidiyor. Kuzinleri Berna ve Şeyda abla ile birlikte dalgalarla boğuşuyor. Çeşitli oyun oynuyorlar. Kumsalda güneşlenen Mazlum eniştenin dua eder gibi ellerini iki yana açarak oturması İkiz gezginleri çok güldürüyor. Meğer kollarının beyaz kalan iç bölümlerini de güneş görmesi için böyle yapıyormuş. Kumda ve denizde yuvarlanmaktan yorulan çocuklar güneş şemsiyesinin altında uzanan amcalarının yanında uyuyakalıyorlar. Bir süre sonra burnlarına gelen güzel kokularla uyanıyorlar. İlhan, Yenge nefis kekler ve kurabiyelerle dolu bir piknik sepeti getirmiş. Karınları doyunca hep birlikte çevreyi dolaşmaya çıkıyorlar. Amcaları Peri ile Ege'ye eski mağaraları göstereceğini söylüyor. Dağlara tırmanırken bir yandan da aşağıdaki kayalıkları döven azgın dalgaları izliyorlar. Ayaklarının kaymaması için çok dikkatli yürümek zorundalar. Dağın tepesinde pek çok mağara var. Bunların kimisi kayaların içinde, kimisi de yerin altında. Hasan amca bu mağaraların eskiden korsanların sığınağı olduğunu belirtiyor. Sonradan beyazı boyandığı anlaşılan kare biçiminde oda benzeri bir mağaraya giriyorlar. Berna abla evi olmayan yoksul bir kadının uzun yıllar burada yaşadığını, birkaç yıl önce de mağaradan ayrılıp yalı hava yerleştiğini anlatıyor. O gittikten sonra köylüler mağaranın tavanındaki taşlar arasında bir hazine bulmuşlar. Söylentilere göre eski korsanların gizlemiş oldukları bir hazineymiş. Zavallı yoksul kadın. Orada bir servet yattığını hiç anlamamış. Hep birlikte yenen keyifli bir akşam yemeğinin ardından Peri ile Ege İstanbul'da yeniden buluşma dilekleriyle ayrılıyorlar akrabalarından. Dönüşte arabanın arka koltuğuna kıvrılıp uyuyorlar. Öyle dalmışlar ki Akça vardıklarında çok zor uyanıyorlar. Araba ile ev arasındaki kısa yolu anne ve babalarının yardımıyla uyur gezer gibi geçip kendilerini hemen yataklara atıyorlar. Bütün gece iyice dinlendikleri için sabah erkenden gözlerini açıyorlar. Anneleriyle babaları güneş doğmadan uyanmış olmalılar. Tüm eşyaları toplayıp arabaya yerleştirmişler bile. İkiz gezginler artık Bodrum'dan ayrılıyor. İstanbul'a evlerine dönüyorlar. Yola çıkmadan önce çevrelerini saran güzel doğaya sesleniyorlar son kez. Hoşça kal Ege Denizi. Hoşça kalın sevimli adalar. Deniz kızları, periler. Hoşça kal Bodrum ve tüm Ege bölgesi. Peri ile Ege rahat bir yolculuktan sonra evlerine ulaştılar. Odalarını, kitaplarını, oyuncaklarını, özellikle mavi ayılarını ne çok özlemişler. Batı Anadolu topraklarında yaşadıkları serüvenler şimdilik burada bitiyor. Onlara katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorlar. Sevimli ikiz gezginler yurt gezilerine sürdürecekler. Kim bilir belki bir gün Güzel yurdumuzun efsanelerle dolu başka köşelerinde yine karşınıza çıkarlar. Son.